Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki yamuk konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. AB ve AC eşit gergi kabloları. Evet şunlar eşitmiş. İlet kabloları iletim kulesini şekildeki biçimdeki gibi dik tutmaktadır. Evet bunu dik tutuyormuş arkadaşlar. Yani şurası 90 derece. B ve C noktalarının kuleye dik uzaklara 5 ve 4 köküş metre C noktasının kule zemininin zeminine dik uzaklığı ise 1 metre olduğuna göre kablonun birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Evet C noktasında buraya olan uzaklığı 1'miş. Arkadaşlar şurası 5 birim. Eyvallah. Şurası 1 birim. Tamam. Şimdi burada ne var? E burada bir dik yamuk var arkadaşlar. Dik yamukta ne yapıyorduk? Hocam hop şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorduk. Birken 1. 4 kök burası da 4 kök 3. şurası zaten 5 olduğunu biliyoruz. Ben buraya tablonun birinin uzunluğu isteniliyor. Yani şu uzunluk isteniliyor. Şuraya da bir y diyecek olursam arkadaşlar burada bir pisagor var mı? Var. Şurada bir pisagor var mı? Var. Her iki pisagorda da ortak olan bir kenar var, ortak olan kenarı yalnız bırakmıyor muyduk? işlemi daha kolay yapmak için. Evet hocam. E o zaman buradaki pisagor ve buradaki pisagorda x'leri yalnız bırakalım. x kare neye eşittir arkadaşlar şuradakinde? y kare artı 4 köküçün karesine eşittir. Aynı zamanda burada neye eşittir arkadaşlar x kare? y artı 1 ve 5'in kareleri toplamı y artı 1'in karesi artı 5'in karesine eşittir. Bunu açalım. y kare artı 48 eşittir. Bu y kare artı 2y artı 1 artı 25 yaptı. Y karelerine ne oldu? Bu 26. 26'yı öbür tarafa geçirirsek e, 22 mi yapıyor arkadaşlar? 22 eşittir. 2y yaptı. Değil mi? Evet. 26. 48'den 26 çıkınca e, 22 yapıyor. O zaman y'yi de buradan kaç bulduk? 11 bulduk arkadaşım. E tamam. Y'yi 11 bulduysak arkadaşım şu uzunluk kaç yaptı? 11 bir daha 12 yaptı. Aa burası da 5. 5 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üçgeninden cevabımız 13. Yani cevabımız balıkesir oldu. E, İkizkenar i̇kiz kenar görüp de dik tabanda ve mevcutsa insan olan ne yapıyordu? Hop tabanına ait yüksekliği çiziyordu. Zaten dik yamukta da dik çizmiş olduk. 9 9 diye iki parçaya böldü. Hocam bu dik yamuktu. Dik çizince burada bir dik dörtgen oluştu ya. E, burası 11 ise burası da 11'dir. Buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Cevap balık esir oldu. Dik yamuk verilmiş. X, -X y farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? E, dik yamuk şuradan bir dik çizelim. En azından bakın. Hem dik dörtgen dik üçgen oluştu. Hatta özel bir üçgen. Burası da 45 oldu mu? Oldu. E, 6 kök 2 ise burası da 6. Burası da 6 oldu. E, y iken burası da Y oldu. Bakın y artı 6 x'e eşit x y artı 6 eşit. y'yi at öbür tarafa. x eksi y buradan kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Cevap edremit. Dik yamuk dik dörtgen oluşturmak en yani mantıklı harekette. Şuradan dik dörtgenimizi oluşturduğumuz zaman ne geliyor arkadaşlar? Hocam 2 iken 2 iki, buraya da 5 kaldı. e Burası x yani burası x. Bakın dikten dik çizildi. Öklit. Yani x'in karesi eşittir. 2 çarpı 5 x kare buradan 10 sa x de buradan kaç çıkar? Kök 10 çıkar. Cevap Cihan oldu. ABCD dik yamu A noktası etrafında ok yönünde 60 derece döndürülürse şu elde ediliyor. Evet. Yamuğu döndürdüm. Bu geldi. Arkadaşlar yamukta döndürdüğüm zaman her zaman şunu söylerim. Ne diyelim? Kalemle şimdi size söyleyeceğim. Gençler kalem. Döndürdüğümde hop yine aynı kalem mi? Evet. Eş yapıyı kullanacaksınız arkadaşlar. Büyük ihtimalle eş yapıdan çıkacaktır. Ya da ince ayrıntı varsa bilemiyorum. Hocam senin bu yamuk buraya geldi. Dik yamuk bu. Hocam 90 burası 90 burası. Eyvallah. Ee, açılar eşit. Burası 46 ise burası da 46. Buna da eyvallah. E, buradan bir şey gelmiyor ki. Burada ince ayrıntı ne? Bak ince ayrıntı C üstünün buraya gelmesi değil mi arkadaşlar? Ha, 60 derece döndürdüm ben. Bir dakika. 60 derece döndürünce bu D D üstüne gelince burası 60. kenarların eşitliği de önemli. Hocam bu kenarla bu kenar eşit ama şuradan bir e, üçgen oluştursak ne fayda? Ya da bu kenarlı bu kenar eşit şuradan bir üçgen oluştursak bir işimi yarayacak mı? Diye merak ediyorum arkadaşlar. Ama yaramayacak gibi. 60 eş kenar oluşuyor sadece. Hiçbir işimize yaramıyor ya. Ne yapacağız hocam o zaman burada? Bak burada ince ayrıntı o zaman şu arkadaşlar. Şunu kullanacağım. Hocam C üssü bak C C üssü buraya gelmiş. He, o zaman C'ye yoğunlaşacağız. Bak, A C üssünü çizmiş ya. O zaman biz de burada A C'yi çizelim. Bak şimdi senin A C buraya döndürdüğünde buraya mı geliyor? Evet bak kaç derece döndürmüş oluyoruz biz bunu? Bak, A C buraya geldi. 60 derece döndürmüşsün. O zaman bu yamuğun içindeki bu A C çizgisi buraya geldi ya bu da 60 derece olacak bak şimdi. E o zaman 60 derece ise burada karşı kaç derece? 60. Hocam bir de üst üste kenarların eşitliği de önemliydi. Şunlar da birbirine eşit. Çünkü bu buraya geldi. Aa bak olay çıktı. Gerçekten çıktı. Bak bunlar eşit değil mi? Eşit. Tepe açısı da 60 derece ise 180'den 60 çıkart 2'ye böldüğünde bu açılar 60'ar derece mi yaptı? Evet. E şimdi x'e bak 46'ya bak. Bak şu üçgende x artı 46 neye eşittir? 2 iç açı bir dış açıya eşittir arkadaşım. X de buradan ne geldi o zaman? 14 geldi. İnce bir soruymuş arkadaşlar. Cevap Edremit oldu. Aşağıdaki şekilde İstanbul Boğazı'ndan geçen yük gemisini bir halatla çeken kılavuz römörk gösterilmiştir. A noktasının su üzerindeki dik iz düşümü olan C noktası şu dik iz düşümüymüş. C noktasına olan uzaklığı 5'miş arkadaşlar burası. Eyvallah. B noktasının su üzerindeki dik yüz düşümü olan D noktasına olan uzaklığı da 19 olarak verilmiş arkadaşlar. C ile D arasındaki uzaklığı da o bu dik yüz düşümleri ya bu suya dik yüz düşümleri dik yüz düşümleri arasındaki uzaklığı da 48 olarak verilmiş halatın uzunluğu. Arkadaşlar şu dikti. E burası da dik. Dik yamuk gördük. İnsan ne yapar? Hop dik dörtgen oluşturur. Hocam 48 ise 48. 5 ise 5. Hocam burası da zaten 12 mi kaldı? Evet. 12 ve 48'deki ortak çarpana mı bakacağız arkadaşlar? 12'ye bölünebiliyor. Şurada işlem hatası mı yaptık arkadaşlar? Evet. 19'dan 5 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 14 kalıyor değil mi? Evet 14 kalıyor. Arkadaşlar burası 14 burası 48. Ha. 14 ve 48. Arkadaşlar burası 2 çarpı 7 değil mi? Burası da 2 çarpı 24 değil mi? Şöyle göstereyim. Burası da 2 çarpı 24 değil mi? Evet 7 24 25 üçgeni. Yani 2 çarpı 25'ten burası da kaç yapacak o zaman? 50 yapacak. Cevabımız akçay oldu. ABCD bir dik yamuk ve DAC açısal peyken burası da iki alfa verilmiş. Hmm. Ne yapacağız hocam? Oo. Hocam çıktı galiba bir şeyler. Ne çıktı biliyor musunuz? Öncelikle 2 2 kök 5 ise burası Pisagor bağıntısından 4 mü çıktı? Evet. Hocam alfa beta'ya mı dalayım? Yok. Alfa bir de 2 alfa beta ya beta'ya dalmayayım. Burası 90 eksi alfa değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E, hocam dik yamuk var. Ben buradan bir dik çizsem. Ama 2 alfa ile alfanın mantığını kullanmamış oluyorum arkadaşlar. Bir önce onun mantığını kullanayım isterseniz. Tamam. E, burada iç açılar toplamı 180 değil mi? 2 alfa 90 eksi alfa 90 artı alfa yaptı. 180'e tamamlayan açısı burası da 90 eksi alfa yaptı mı arkadaşlar yaptı. E bak 90 eksi alfa 90 eksi alfa. Yani ikiz kenar çıktı. Ben 2 alfa mantığını da kullandım. Burası da x oldu. E şimdi o zaman dik yamuğu kullanabilirim. Hocam şuradan artık bir dik çizsem olay biter. 2 ise alt taraf 2 buraya x eksi 2 kaldı. 4 ise burası da 4 burası da 90. Pisagor. x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı x eksi 2'nin karesi deyip işlem işlem işlem. 4 varsa büyük ihtimalle 3 4 5 üçgenidir. x yerine 5 koyarsam burası 3. Yani 5 eksi 2'den 3 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dolayısıyla cevap 5 çıktı. Yani cevabımız akçay oldu arkadaşlar. Neymiş? verilen bilgileri kullanacaksın. Özellikle ilk çizimlerden önce verilen bilgileri kullanmaya çalışacağız. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Yukarıdakilere göre ebenin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şu x uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne var? Hocam 2 4 var. Bak dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. H diyecek olursam h kare eşittir 4 çarpı 2. Hocam 4 çarpı 2 8. Yani h buradan kök 8 yaptı. Kök 8 de nedir? 2 kök 2'dir. Tamam şurayı bulduk. 2 kök 2 diye bulduk. E şimdi ne yapacağız? Hocam x'e bakacağız. X'e bakarken de burada da bir de yine dikten dik çizilmemiş mi? Evet. Bu sefer 4'ün karesi bu çarpı buna eşittir. 4'ün karesi de eşittir. 2 kök 2 çarpı 4. 4'lerden birer tanesi gitti. Yok. 4'ün karesi eşittir. 2 kök 2 çarpı x diyeceğiz arkadaşlar. E hocam buradan eee 16 bölü 2 kök 2 eşittir x yaptı. Şu şu gidince 8. 8 bölü kök 2 de kök 2 ile çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den ne eşit oldu? 4 kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız Balıkesir oldu. Emre Bey şehir içinde kalan tek katlı çürük binasını kentsel dönüşüm için müteahhite veriyor. Dik yamuk biçimindeki arsanın 1 bölü 1000 ölçekli planda ölçüler 4-5 ve 8 santimetredir. Öncelikle ben bunları 1 bölü 1000 ölçekli olduğu için 1000 ile çarpayım. 8000 hocam, 4000 hocam ve burası da 5000 hocam yaptı mı yaptı. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra müteahhit Emre Bey'e yapılacak dairenin %50'sini vereceğini ve her bir dairenin 3 artı 1 olup 100 metrekare olacağını anlaşmaya ekliyor. Aklımıza bulunsun. Buna göre Emre Bey bina yapımının sonunda kaç daire alır diye soruluyor. Bir de burada bir not vermiş. Bir arsanın alanı ile emsal değerini çarpılırsa yapılacak binanın toplam metrekaresi bulunur diye söylüyor arkadaşlar bize. E o zaman arkadaşlar burada hadi işlemimizi yapalım bir şeyler yapalım. Bu arada ben metrekare hesabı yapmam lazım. Bunları metreye çevireyim. Bu metreye çevirdiğimde burası kaç yaptı? 80 metre yaptı değil mi arkadaşlar? E burası 50 metre. Burası da 40 metre yaptı. O zaman bunun alanını bulayım ben? Bulayım. Alt taban artı üst taban. 80 artı 40 kaç? 120. Çarp yükseklik bölü 2. Arkadaşlar şurası gitti 60 yaptı. Burası da 30 3000 mi yaptı? Evet. 3000 metrekare olarak bulduk bu arkadaşlar? Alanı bulduk. Ama burada ne diyordu arkadaşlar? E, emsal değeriyle çarpıldığında şeyini buluyormuşuz. Bak bir arsanın alanı ile emsal değeri çarpılırsa yapılacak bir an, toplam metrekaresi bulunur diyor bana. O zaman ben 3000'i 3000 metrekareyi neyle çarpacağım arkadaşlar? 1.2 ile çarpacak olursam Kaç çıkıyor? Şu 36. 3600 mi çıkıyor? Evet 3600 metrekare bina 3600 metrekare işlik yer yapabilirim arkadaşlar ben burada. Değil mi? Toplam binanın metrekaresini bu şekilde bulabiliyormuşum. O zaman 3600 metrekare ise arkadaşlar bu. Bizim elemanda her bir daire 3 artı 1 olduğunu söylüyordu ve 100 metrekare olacağını söylüyordu ve bunun da kaç 3600 metrekare bulduysak o zaman biz normalde. O zaman biz bunu 100'e böldüğümüz zaman daire sayısını bulmaz mıyız? Daire sayısı 36. Aa bu daire sayısının %50'sini veriyor. %50'si de kendisine kalıyor. Kendisi Emre Bey binanın yapımında kaç daire alır diye soruyor. Yani 36'nın %50'sini alacaktır. Yani 36'nın yarısı nedir arkadaşlar? 18'dir. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. ABC'de bir dik yamuk ve açılar burada alfa 2 alfa verilmiş arkadaşlar. Ne yapacağız? 3 4 5'i yazalım. Hemen yazdık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hocam dik yamuk şöyle bir dik çizsek mi? Ya çizeceğiz. Eyvallah. Ama ek çizim yapmadan önce şu açıların mantığını kullanmamız lazım bizim. Verilen her bilgiyi kullanmak zorundayız diye söylüyoruz. Hocam Z'den dolayı burası 2 alfa oldu mu? Oldu. Hocam bu 2 alfa ile alfa arasında bir bağıntı kurmam lazım. Genelde biz ne yapıyoruz? 2 alfayı böyle alfa varsa hocam alfa alfa diye paylaştırsam alfa alfa diye paylaştırsam açı ortaya çıkar ama kollar oranı yok ki burada bir işimize yarasın. Burada bir ikizkenar çıktı hocam. Olsun. Kollar oranı, tabanlar oranı maalesef yok. Alfanın iki alfaya iki alfayı mantığını ben bu şekilde kullanamam. O zaman ne yapacağız? Alfaya 2 alfa özel yapıda bir durumdu diye daha öncelerinde söylemiştik ve bu kitapta da 3 4 tane sorusunu da çözmüştük. Ne yapıyorduk? Bunun mantığını kullanmak için arkadaşlar küçük açıya alfaya ait şöyle bir ikizkenar oluşturuyorduk, değil mi? Evet, oluşturalım bakalım. Yani şuradan bir ikiz kenar oluşturunca alfa ise burası da alfa oluyor. İki iç açı bir dış açıdan burası iki alfa oldu. Aa bak ne oldu burada? İki alfa iki alfa. Yani bir ikiz kenar da burada oluştu. A burası da beş oldu arkadaşım. O zaman olay bitti. E hocam bu ikiz kenar. Şimdi dik yamuktaki gibi ben diki çizecek olursam ikiz kenarda da yüksekliği çizmiş oldum. Tabanı iki parçaya böldü. Hocam burası üçgen burası da üç mü? Evet. Dörtgen burası da dört mü? Dört. E burası da üç değil mi? Evet. Üç. E şimdi hocam bu da ikiz kenardı zaten beşgen burası da 5. Bak şimdi burada ne çıktı gençler. Evet burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin bir kenarı 4 diğer kenarı 8. 4 8 burası da ne oldu? 4 kök 5 oldu arkadaşlar. Bir daha hatırlatayım. Unutmayın bunu. Alfaya 2 alfa gördüğünüzde iki ihtimaliniz var. Ya içeriden çekip böyle ikiz kenar oluşturuyordunuz. Alfa şu şu ikiz kenar. Hatta burası 2 alfa olduğundan burası da şey oldu. Ya da arkadaşlar ne yapıyorduk? Böyle alfa 2 alfa gördüğünüz zaman şöyle alfa 2 alfa gördüğünüz zaman dışarıda da ikizkenar şöyle oluşturabiliyorduk arkadaşlar. O zaman da ne oluyor? Dışarıda ikizkenar oluştu. E hocam burası alfayken iken burası alfa 2 iç açı bir dış açıdan burası da alfa. Hatta şu parçalarda eşit oluyor diye söylemiştik. İlk etapta şunu deneyin. Şekil karışık olmazsa şuradan çıkar soru diye de söylemiştik. Alfa 2 alfa mantığı bu şekilde arkadaşlar. Evet cevabımız 4 kök 5 yani edremit oldu. DC3 ve DE4 santimetre olan ABCD dik yamuğu şeklindeki bir karton veriliyor. Eyvallah verilsin. 3 ve 4 verilmiş. Sonra bu karton B doğrusu boyunca katlanmış. A ve C köşeleri çakışıp aşağıdaki görünüm elde edilmiş. Arkadaşlar katlamayı açıyorduk. Açık hali var zaten burada. Bu arada burası 90 derece ise 3-4 burası 5 mi? Evet Hocam sen bunu hop böyle aldın. Böyle alınca katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Ve şununla da şu birbirine eşit olmayacak mı gençler? Evet. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Hatta burası 90 sa burası da 90 olmayacak mı? Hatta hocam şu açıda da şu açı eşit olmayacak mı? Olacak. E şimdi ne yapacağız? Her şeyi yazdık. Bak eksi parçaları tamamlayınca olay çıkıyor aslında. Hocam dik yamuk aslında bu. Şuradan bir dik çizsek nasıl olur? Şahane olur. 3 ise 3 burası. 9 sa 9 burası. Buraya A dersek hocam burası da dik ya. Burası A artı 3 iken burası da A artı 3 değil mi? Evet burada bir pisagor yaparsak olayı bitiririz. A artı 3'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 9'un karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı buluruz. Ya da 9 varsa hisset kardeşim ne vardır burada? 9, 12, 15. A yerine 12 koyunca burası 15 oldu mu? Olmaz mı be ya? Evet burası da 15 oldu. Bizden ne istenin dik yamuğun alanı? Hadi alana geçelim. Alan dediğimiz şey nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt tabanımız 15. Üst tabanımız 15. 3. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Hocam bunlar gitti. 18 bölü 2'den 9 yaptı. De cevabımız da o zaman kaç yaptı? 81 yaptı. Yani cevap Cihan oldu arkadaşlar. Yalnız burada dik, dik üçgenin alanı artı dik dörtgenin alanından da cevap bulabilirdiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Alanlar verilmiş ve ABCD yamuğun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şu çift çizgileri kullanacağız. Hocam çift çizgi olması bu alanın tüm alanın yarısı olması anlamına geliyordu değil mi? Yani ben buraya bir A dersem o zaman tüm alan ne yaptı? A artı 16'nın iki katı. 2A artı 32 mi yaptı? Evet. Başka ne yapacağım hocam? Bak şunu da kullanayım. Bak çift çizgideki bir üçgen var burada görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki üçgen Bakın çift çizdeki alan A artı 6 ise hocam çift çizdeki alan buradaki alan da A artı 6'dır. E soru çıktı galiba. Hocam tüm alan 2 A artı 32 değil mi? Evet. Dikkat ederseniz arkadaşlar şuraya da bir B alan diyecek olursam tüm alanları topla. A artı 6 bakın A artı 6 A artı 6 artı 16 artı B alanı tüm alana eşit oldu. Tüm alanda 2A artı 32 demedik mi? Çünkü bu alan böyle eşit böldüğü zaman 2 eşit parçaya bölüyordu arkadaşlar. Yani 2A artı 32 eşit oldu. A'lar nanay oldu mu? Oldu. Hocam bu 16 16, 12 daha 28 B alanında 32 eksi 28'den 4 mu çıktı? Evet. B alanını 4 bulduk. ABCD yamuğunun alanı isteniyor arkadaşlar benden. E madem buraya ben 4 buldum arkadaşlar. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. İsterseniz hocam 6 bölü 4 3 bölü 2 ya 3'e 2 oran var deyip burada da 3'e e 2 oran olacak deyip A'yı da bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama artık bunu öğrendiniz herhalde. Sevmiyorum ama buradan yapıyorsunuz siz diye ben de buradan yapayım. Şu karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit herhangi bir dörtgende. 4 çarpı A yani 4A eşittir nedir? 6 çarpı 16. 6 çarpı 16 eşit olduğundan 4 kaldı. A'yı da buradan kaç bulduk? 24 bulduk. E A da 24 ise tüm alanda 2 A artı 32 olduğundan tüm, çünkü tüm alanı en başta bunu bulmuştuk. Yamun alanını A da 24 olduğundan 24 ile 2'nin çarpımı 72 çağ, 72 24 ile e, 2'nin çarpımı 72 Bizden ne isteniyor? 2 artı 32 24 ile 2'nin çarpımı 72 olur mu ya? 24 ile 2'nin çarpımı 48 48 artı burası kaç? 32'den cevabımız kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar. Yani cevap Edremit oldu.